Hoş geldiniz. Evet, gördünüz değil mi? Gördünüz. Bu şekilde halkı bu şekilde hakkımızı savunmaya çalıştığımız için basını susturmaya çalışıyorlar. Görüyor musunuz? Basını susturuyorlar şu anda. Bizim hakkımızı savunmamızı engellemek için. Evet, buyurun. Biz sesimizi hukuki olarak duyuramıyoruz. Artık bu yollara başvurmuyor. Sesimizi başka türlü duyuramıyoruz. Basınla duyuracağız ama basını da... Evet. Şu an benim görevimden geliyorsun. Daha uzağa yol zaten. Ben şu an benim görevimden geliyorum. Beyefendi daha uzağa yol zaten. Nereden çekeceğiz? Biz de işimizi yapıyoruz. Görevimizi engelliyorsunuz. Ya uzaklanacak ya git. Beyefendi karşıdan nasıl çekelim? Beni ilgilendirmez. Böyle bir tavır olamaz ama biz de işimizi yapıyoruz. Biz zaten siz uzaklaş dediğinizde uzaklaştık zaten. Biz orada neyi çekebiliriz ki? Beyefendi bak siz ekmek paranızı kazanıyorsunuz eyvallah ama bizi de bunun için gönderdiler. Şu an ben görevimi yapıyorum. Tamam biz de görevimizi yapıyoruz memur bey yani. Şuradan çekebiliriz. Öbür taraftan nasıl çekelim ki biz? Yani siz oradan müdahale edebilir misiniz buraya? Anlıyorsunuz da yani burada bir şey var. Biz de bu işi yapmak zorundayız. Şimdi öncelikle burası Hanlar bölgesi olarak geçiyor. Burayı bizim 12 binayı, bu yol üzerindeki 12 binayı istimlak etmeye çalışıyorlar. Ne yapacaklarına dair bir yarışma yaptılar. Fakat ortada hiçbir proje yok. Proje olmadığı halde buraları yıkmak bir mantığı yok. Bilirkişi bize rapor verdi. Bunun kamu yararına olmadığına dair bizim lehimize karar çıktı. Fakat bu karar çıktıktan sonra acele kamulaştırmaya başvurdular. Acele kamulaştırmanın hiçbir şeyine uymuyor. Kesinlikle yani acele kamulaştırmanın bazı kuralları var. Termik santral yapılacağı zaman ya da işte ev yıkılmak üzereyken birisinin hayatına zarar verecekse ki öyle bir şey yok. Dolayısıyla bir kere şey değil, pundunu uyduruyorlar. Yasal değil diyeceğim, yasal diyecekler. O yüzden pundunu uyduruyorlar. Daha sonrasında da tabii zorla, işte bugün gördüğünüz gibi arbede çıkarak ben şey yapmak istemedim, kapıyı açmak istemedim. Zor kullandılar, size de basına da zor kullandılar. Böyle pislik yaparak, korkutarak evden çıkarmaya çalışıyorlar. Bu bir. İkincisi, tamam. Birisi gelip benimle anlaşsaydı belki, evimin değerini verseydi belki o da, yani hani yine de emin değilim. Ama en azından diyecektim ki benimle birisi anlaşmaya geldi. Evet ya, bunların da yapacağı güzel bir projeleri varmış. Tamam, ben de buna gönül rızasıyla katlanıyorum. Burada benim iki tane dükkanımı alıyor. 4+1 evimi alıyor. Ondan sonra bir çatı katımı alıyor. Gerçi çatı katı ortak kullanım. Aşağıda iki tane bodrum katımı alıyor. Ve bana verdiği para eski parayla 2,5 trilyon. Ve ben bugün ev baktım şöyle bir. Bir eve daha öncesinde bakmıştım 1,700'dü. Şimdi baktım 3,200'e çıkmış. Dolayısıyla ben ev bile alamıyorum. Ticarethane hiç alamıyorum. Bir dükkan alamıyorum. Peki benim ailem kira geliriyle geçiniyordu. Emekli bir avukat benim babam. Kira geliriyle geçiniyordu. Şimdi bu adam ne yapsın? Neyle geçinsin? Ne yesin ne içsin? Ev alsın duvarları mı yesin? Yani hani garip yani. Hiçbir şekilde iler tutar hiçbir yanı yok. Bu kaldı ki
Şurada Boyner binası var. Boyner binası Pirinçhan'ın önünü kapatıyor. Pirinçhan'ın önünü kapatıyor. İlk başta oradan başlaması lazım ki benim evim Hanlar bölgesinin önünü kapamıyor. Size gelin göstereyim, yukarıdan bir görüntüyü görün. O kadar çirkin, o kadar kötü bir görüntü var ki yukarıdan bakıldığında. Hiç yani alakası bile yok Han'la, yani Han çıkarmayla alakası bile yok. Boyner binası yıkılmadığı takdirde ben hala da ve hala da mücadeleme devam edeceğim. Çünkü o Boyner binası torunlara ait bir bina ve orayı yıkmayı tercih etmiyorlar açıkçası. Bir de şurada Kapanhan var. Kapanhan'ın önünü kapatan bir bina var. Orası da isim vermeyeyim bir gazeteciye ait. Yani daha doğrusu hani hatırı sayılır birisine ait. Daha önceki projede orası vardı. Sonradan projeden çıkardılar. Ben şu anda gidebileceğim bir yer yok. Ablamın bir tane kullanmadığı ev vardı. Bütün eşyalarımı oraya taşıdım. Ama tabii ki yani bütün eşyaları oraya salona yerleştirdik. Yani yerleştirdik derken istif ettiler üst üste. Ve bir tane koltuk bıraktılar benim oturabilmem için. Dolayısıyla böyle saçma bir durumda kaldım. Ne yapacağımız konusunda hiçbir fikrimiz yok açıkçası.